Evet canlarım benim, hepinize günaydınlar, hepinize merhabalar. Böyle bugün güzel bir manzarayla sizlere merhaba diyeyim dedim. Güneş şemsiye almadan çıktım. Sabahtan böyle oluyor, dün de böyleydi. Sonra fırtına koptu. Nasılsınız bugün? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, dün sizlerle birlikte değildim. Olamadım. Dayımın ameliyat koşturması vardı. Şükürler olsun, ameliyatın oldu çıktı. O yüzden zaten yüzüm gülüyor. Bugün kontrolümüz var. Artık inşallah tıp fakültesine bugün. Ya 15 gün sonra şey var, gerçi tekrar kontrolü var ama bu süreç içerisinde en azından hastaneye son gelişimiz. Mesken tutmuştuk burayı. Onlar bugün Erşan izin alamadı. Bugün Erşan da izin almıştı. Erşan'la beraber bekledik. Çok şükür ameliyatı da iyi geçti zaten. Ameliyattan sonra doktorunu görüp doktoruyla konuşabilme şansım da oldu. Başka ameliyatta bir şey daha gerektiğinizde bunu soracağız. Yani neden dolayı diye. Bakalım bugün ilk kontrol olacak inşallah. Bir sıkıntı yoktur. Akşam dayımla kalmadım. Dayım dedi, biliyorsunuz ayaklarımda da koşturmalardan dolayı sıkıntı yaşadığım için. Dayım dedi artık, dayıcım sen de çok yoruldun, kaç günlerdir koşturuyorsun, İnsanın evi gibi olmuyor dedi. Damlalarda yatana kadar olunca beni eve bıraktılar. Zaten dün kıyamet kopuyordu Antalya'da. Yağmur, fırtına. Arabayla bile gidebilir miyiz diye düşündük. Acaba yolda kalır mıyız diye. At geçitlere girmeden gittik. Şimdi böyle yine hafiften rüzgar başladı. Saçımı kameraya açınca gördüm. Bir dağıldık rüzgardan. Bunu da atlattık çok şükür. Derdi veren Rabbim dermanını da mutlaka ve mutlaka veriyor. Gideyim dayımı bulayım, kontrolünü bir yaptırayım. Ondan sonra artık ben de işime gücüme bakmaya devam ederim. Sizleri özledim. Bir gün bile görmediğim, dertleşmediğim ya da konuşmadığım zaman aklım sizlerde kalıyor hemen. Evet. Telefon açıp bir sorayım. Neredeler? Emine Hanım'la geldiler çünkü bugün. Emine Hanımcığım, acaba ay dedemizi kime bıraktı? Gerçi dayım evde tek kalabiliyor dedi. Sağdan. Araba bu tarafta. Çünkü şu an gözde kanama yok. Kanama yapabilir. Kan sulandırıcıya devam ederse. Tekrar sağdan. Kantine gidip oturup birer çay yedik. İçeride mi, dışarıda mı? Dışarıda. Dışarıda. O tamam, şuradan dışarıda. Dışarıya çıkacağız dayıcım. Dışarıda bahçe var ya. Şuradan soldan. B bloktan çıkalım ya, araç orada. Bir daha oraya doğru gitmeyelim bence. B blok ayrı bir şey, buradan geçiş yok. Var. Var var. Alt geçitten var. B blok üstü. Dün Erşan söyledi, eksi birlerden inen şey Türk geçitten geçilebiliyormuş. Neyden mi bahsettin? Lens. Çok şükür kontrolümüz de olduk, çıktı. Artık inşallah göz tansiyonu problemi çözüldü. Yine 17'ye düşmüş bile. Evet. İlk gün için çok iyi. Ondan dedim ki 3 gün sonra bir tekrar, yani en azından Olimpos Hastanesi'nde ölçtürürsen. O şey nerede? Ne? 11'inde dediği kağıt. Burada. Şeyde ben o. Ben şuraya sıkıştırdım. Emine Hanım'da. Dosyanın içine bak, şuraya sıkıştırdım. Tamam, okey. 10.30'da. Şuraya sıkıştırdım. Ama bizim yine bir Yusuf Hoca'yı bulup da dayı bir sormamız lazım. O ikinci bir işlem uygulamış ya.
Evet, o ikinci ameliyat nedir o? Nasıl bir işlem uyguladı? O gün geldiğimizde... İkinci de Emine Hanım, bir sonraki. Burada değil mi? Bir sonraki. Emin değilim ama bir sonraki, ilkine girememiştim. Yok, orada yok ya. Odasına girelim yine de. Geldiğimizde bir dahaki sefere Yusuf Hoca'nın. Evet. Bir soralım hani neden gerek duymuş ya da ne yapmış diye. Evet. İçimiz rahat etsin en azından. Gözlüğünü tak dayışım da. Güneş. O sakallı çocuk o değildi. Değil, bu Elvin. Bizim doktorun asistanı Hüseyin'di. Evet. Bıraktı. Güneş var, esinti var. Bunları daha sonra yağış başlayacak galiba yine. Dur dedim, bunu da atlattık. Ben de bir kapalı yola doğru gideceğim. Dayım dedik bir şey istedi, onları alacağım. Daha sonra Erşen orayı arabayla alır. Dayım artık bir süre kullanamaz ama İlk gün için bile çok şükür 17'ye düşmüş tansiyonuz. İlaç kullanmadım, 37'lerde 38'lerdeydi. Onunla gelmiş geçmiş olsun şimdi dayımla. Ben mesela çok çektim gözümden. Aynı şeyleri bir daha olsun yaşayabilir miyim? Evet, mecbur kalınca insan yaşıyor. O ağrıyı bile çekiyor ama sağlığımıza sahipken dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimiz böyle çok, o özellikle gençlik yıllarında çok bol kullanıyoruz. Aman bir şey olmaz, aman yorulmam, aman ağrımaz ama öyle olmuyor. Belirli yaştan sonrasında büyükler aslında hep söylüyorlar da insan o zaman anlayamıyor. Ancak başına geldikten sonra. Evet, gratis de bulamadım. Dayım kullandığı kolonya vardı, onu istemişti. Aslında bu kapalı yolda kolonya doldurttuğu bir yer vardı. Yıllarca oradan hep doldurttu. Orası kapandı şimdi. Nerede vardır? Bilmiyorum. Neyse, kozmetikçilere bir bakayım. Bulabilirsem. Bulurum. Şimdi onu kafaya taktığı zaman onu aramak için gezer. Neyse, bugün en azından emin ellerde. Emine Hanım onu bırakmaz. Parka beraber giderler. Sağ olsun Eylem akşama da ben orada kalacağımı düşündüğü için Ercan abi belki de duyuyordur diye rahatsız etmek istemedim ben dedi. Çorba yaptım, çorbayı getireyim dedi. Ben de söyledim, ben gider yaparım dedim. Komşularımın hepsi sağ olsunlar yapıyorlar dedi dayı. Şimdi rahat, orada hiçbir şekilde yalnız bırakmıyorlar en azından. Eylem yapmış çorbasını, refikacım aradı. O da öyle yapılacak bir şey var mı diye ben de söyledim. Masadaymışken beni seviyor. Kapalı yol dönüşünde işkembe alırım. Akşamdan hazırlar, yarın yapıp götürürüm. Derim orada fiyatlara bir bakmak istiyorum, indirimde ne kadar. Derimot'ta indirimli fiyatlar da indirime giren ürünlerde %30 indirimli olanlar 1.400'den başlıyor.
hazır buradan inmişken önce Rozman'a bir bakayım. Rozman'da belki bulabilirim. Aşağıda gratiste indirimde 147 liraydı. Burada indirim olmadan 119 lira. Steam alayım. Gerçi bir tane de evde yediğim vardı. Ama Rozman'ın genelde ne kadar nerede indirim olsa da fiyat. Benim banyoda kullandığım vazgeçilmez fırçam, ölü deriler için. Benimkinin ortalarında yalnız ekstradan masaj yerleri var ama artık onlardan bulamıyoruz, çok aradık. Alacağım bir şey yok. Bunlar vücut tuzları. Kırtasiye grubu zaten. Uçak benim evde kullandığım, kaybettiğim uçağa benziyor ama o biraz daha küçüktü. Bilsem öyle. Evet, pek çok yer yazlık ürünlerini çıkarmış. Filo tamamen yazlığa dönmüş. Bot falan hiçbir şey kalmamış. Gerçi marka Antalya'dakinde. Burada hiçbir yerde bulamadım. Bir de Ali Özkan'a bakacağım. Ali Özkan'da da bulamazsam. Şansım o aradaki aralarda vardır mutlaka, öyle kullanan yer, dolduran yerler ama hani keşke bulup da alabilsem dediğim için istemiştim. Sürpriz olur dedim ama maalesef bulamadım. İpek yol %70 indirimde. Twist %70 indirimde. Evet, kozmetika pahalıdır diye Rozman'dan aldım stiği. Aynı stik kozmetikada 99 lira. 20 lira farkları arasında. Ama aldım, artık yapılabilecek bir şey yok. Genelde çünkü kozmetika daha pahalı olduğu için Rozman'dan aldım ama bu kez bana ters köşe oldu.
Güneş gözlükleri. Evet, benim iki tane güneş gözlüğüm var ama bu sene tam iyi bir polarize gözlük almam lazım gözlerim için. Geçen sene hep böyle ihmal ettim gözlük takmayı. Ama rahatsızlıktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor. Bu yaz gözlüksüz dolaşmayı düşünmüyorum. Evet. Ve dediğim gibi kapalı yola baktığım zaman bulabilirsem bulamazsam oradan kasabından işkembemi alırım. Eve giderim. Hem akşamın yemeğini yaparım hem yarın için onu hazırlarım. Erşen'e de telefon açarım okuldan çıkınca yarın. Gelip alır çorbayı. Ufaç bari. Aynen, küçültmek lazım İsmail'in ayaklarını. Bu 37. Bunun da üstü kapanmış ya. Şu arkalara da bakıyoruz. 38.5 gergin. Ama yalnız bunun fiyatı çok güzel biliyor musun? 1300 lira. Şu yan tarafında bir lotto var. Lottoya baksana be. Şu mu? Bunlar evet. 35 belki. 35 mi? Büyük numaralar genelde alt kat. Altta. Şurada Lamborghini var. Şu ama 38 değildir ya. Bu küçüktür. Ama 1000 lira olsa bir tane bedava alıyorsun. 500'e geliyor yine. Lamborghini için çok uygun. 500'e gelmese önemli. Giydi ayakkabı bir ay daha. Dayanmıyor. Geçen dedi ki İsmail ayakkabıyı dedi şey yaptı dedi. Bizim botu parçalı daha dedim yeni almadın mı sen botu dedim ya. 3 ay önce bir ayakkabı aldım bana tekrar ayakkabı al diyor. Şunları beğendim işte ağır ama gelip kendisine göstereceğim. Bunu da gerçi geldiğimde bir daha bulabilir miyim? Bulabilirsin. Verim bak. Ay çok güzel ve çok hafif. Evet. Şu değil mi? Evet. Fiyatı ne kadar biliyor musun? 249 lira. 150 TL hiçbir şey değil. Değil kaç numara? Paralarsa paralasın Bergin. 39 var. Zaten yaz onaya alacak 39. 39 olacak. Yazın kalıbı giysin. Kalıbı küçük mü ama bence? Biraz kalıbı küçük. Şu anda mı? Bile olur. Ha 39 evet. Evet. Ben bence onu al. Bak bir onu al. Bir de şunu al. İkisini alayım. Mor diye giymez. Ben şunu eskiden aramıyordu. Şunu alacağım bak. O çok güzel bak. O ikisini alayım. Neyse dur. Dayıma kolonya ararken ayakkabıcıda kolonya yerine Belgin'le Belgin'le buldum. Aynen. Dünya küçük, Antalya küçük. Ya ben şey yapacağım. Ben şunlar 200. Şu da güzelmiş ama bak bu numarasını bulamadım Belgin. Bir bakıver ablam be. Ay yaralı çok şık. Lamborghini. Kaç on numarası? 34 tatlı. Aa bak şeyin orada bulduğumun. Ama benim bana verdiğin tam oluyor şu anda. Tamam oluyorsa. Şurada bir tane büyük var bot gibi ama Belgin. Ne o? Ben baktım. Yok değil. Buna bakmıyorum. Elindeki dar gibi geliyorsun da. Belgin şu nasıl? Ablam şunun numarasına bir bak bakayım. Bot var. He? Bot var. Fiyat uygunsa ama çocuk şeyinin. Ama İsmail yaza 39 olmaz. Önümüzdeki kışın. 39. 39 mu? Bir de ayakkabı şey giyiyor. Aslında hani çocuk oyunda daha uygun oluyor ya fiyatlar. Evet evet. Anam şu ne kadar güzelmiş. Belgi. Bertuş'a. Ay evet. Ay bak. Şunu aslında giyer mi acaba? Krampon ama futbola mı gidiyor şey İsmail? Seviyor. Ha seviyor. Şey yapıyorlar ya. Şimdi iyice kararsız kaldık. Berlin sen 8-10 tane alıp çıkacaksın herhalde. Ya Berlin 39. 250 olan var ya onlardan birer tane alacağım. 250 diye. Tanesi 125. 125'e geliyor. Bir tane daha alacağım ki. Hoca bir yaz hiç ayakkabı almayacağım. Ayakkabısını böyle böyle iyi, böyle iyi oluyor. Bulamıyorum ki. Hayır. Yok rengini beğenmez. Yok hayır, modelini hayır, beğenmez. Bulabilirsen al tabii. Hayır bak şu ikisini alacağım. Tamam. He. Şunu da alacağım. Bunu da gel. Verdim biraz parçalı. Parçalıyor çünkü. Daha. Evet. O ne olacak? 250 lira. Bir tane daha buldum. 125 liraya gelecek. Aynen 125'e gelecek. Bana İsmail bir ayakkabısı 500 lira. Normalde bir çift ayakkabı 506 lira. 1000 liraya da yani. Şey değil. Şimdi fiyatını görebildim. 449 liraymış ama numarası kaç bunun? Aa olmaz 31. Küçük mü?
Küçük. Berduş'un ayaklarına küçük. 32. Ama onu da 33 falan olması lazım. Belgin'in dediği gibi kış bitti. Seneye ayakları büyüyecek. Annem o Hakan'a çok güzel. Rengi çok tatlı. Hakan'ıma da alabilirim bir tane. İsmail'e 3 tane yok ama 2 tane yok. Olmazsa yani. Şu 3'ünü alacağım diyorum. Şunlar tamam. O 3'ünün yanına uygun fiyat. Ha şunun yanına 250'nin yanına uygun bir şey bulacaksın. Şunlar 250. Hayır. Hayır. Şu 350. Şunların ikisi böyle. 250'yi alacağım. 250'ye de Hakan'a bulacaksın bir tane. Bakarım bir tane. Yüz polonun ama 699 liraymış. Anne. Hakan'a yaklaşık 29. O 30-31'dir. Ben hiç anlamıyordum. Şimdi Berto'da rüzgar olunca artık yavaş yavaş çözmeye başladık. Evet. Bu kaçmış? Şunun numarası olmadı mı Belgin? 29 bu. 29 mu? Evet. Kaç paraymış? 229. 229. Ha, tamam. Fiyatı mı 229? Evet. Etiketin üstünde işte. 300. Ha 300. İyiyim galiba. Onun rengi çok güzel Belgin. Hakan maviyi de seviyor ya. Harika. Ben de şunlardan bakıyordum da. O güzelmiş. Evet. Belginlerle ayrıldık. Onlar daha çarşı derinde işleri varmış. Koca Antalya'da geldik bulduk yine birbirimizi. Yavaş yavaş ben de işkembe işime doğru gideyim. Evet bu arada sakatatları nereden alıyorsunuz Nihal Hanım diye sormuşsunuz. Burası hemen Muratpaşa Camisi. Bunlar zaten Medine Pazarı denilen mağazalar var. Hemen yan tarafında da sakatatçı var. Burada iki tane var. Zaten yan yana sakatatçı. Ama ben yıllardır alışmış olduğum için Muratpaşa'ya geliyorum. İki dükkanın ilerisinde tekrar bir tane daha var zaten. Evet, kolonyayı bulamadık ama ayakkabıyı ve işkembeyi hallettim. Hava güneşli ama montu giydim. Bir yandan yanıyorsunuz, gölgeye geliyorsunuz. Rüzgar bu defa terle birlikte üşütüyor. Yağacak hava yine de. Aa, artık Flor'un outletinden sonrasında başka ayakkabıcılara bakmaz olduk. Rüzgarıma dayanamadım. Yine iki tane aldım. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Yani tam numarasını bulabildiğiniz zaman. Yeninci'nin botlarını buldum aslında. Seneye en azından hazırlık olur diye. Ama 2000 lira. Aslında Belgin'e de söyledim. Mantıken düşündüğünüz zaman tanesi 1000 liraya geliyor. Yeninci'nin botları için çok uygun. Ama şu an bu kadar açılmak istemiyorum. Galiba aldım çıktım. İşte girince de insan bir şey almadan çıkamıyor. Mutlaka bir şeyler buluyorlar. Çocuklara ayakkabı dayanmıyor. Bizler alıyoruz yıllarca giyiyoruz ama ayakları büyüyor. Ama onlar oynuyorlar. Sağa sola vuruyorlar. Tamam gel istiyor. Dergilerden ayrılık var. Alacağım durum alayım. Hatta Bülent varsa Bülent'in orada bir çay içeyim.
Biraz sohbetim, muhabbetim edeyim, oradan giderim işkembemi hemen. Temizlerim. Şimdi onu koyup dolaba koyarım, yarına kadar beklesin. Akşamın yemeğini yaparım, ondan sonra artık otururum. Ben zaten eve gidene kadar akşam olur. Karalet dağlarının üstünde toplanmaya başlarım. Şu an ekrandan baktığım zaman ben de yazmıştım ama aralar siyah. Ay, geldim valla, direkt üstümü değiştirdim. Sen de hadi gel kahve içelim. Çünkü belki şey, kahve, kahvesizlik yaramadı bana. Ya. Ya dün kıyamadım. Dün dayım çıktığından beri çay sayıkladı, ameliyattan çıktığından beri. Hmm, canı çay çekti. Çay çekti canı. Geceden yatırdılar onu. Geceden gitti, yatış yaptı dayı. Hmm. Aradı beni. Dedi ne olacak? Dedi, gideceksin dayı dedim yani. E hocayla konuşsak dedim. Hocayla konuşsak da endokrin riski görmüş. Ha. Şekerini kontrol etmek lazım demiş. Geceden yattıydı. İçememiş de çay kahve. Ameliyattan çıktı çay. E hemşire dedi 4 saat bir şey yedirip içiremezsiniz. Umarım. Servise çıkarınca söyleyin dedi. Mesela ben de İsmail'in doğumundan sonra 9 ay boyunca hiç şeker yemedim. Nereden alıp ben tatlı yiyeceğim dedim. Oturdum bir yarım gün herhalde, bir ekler yemişimdir. Ama nasıl bir tatlı canım çektiyse işte. Doğumdan çıktım işte, dakikasını bekledik, saatini bekledik. Sonra bir ekler yedim. Ama 9 ay boyunca hiç tatlı yememiştim. Demek ki insan ameliyattan çıkınca canım bir şey istiyor. Evet, canım bir şey istiyor demek. Evet, ben de tatlı. Direkt tatlı. Hemşireye sordum. Dedim hani şöyle bir iki damla bari hani dedim versek. Olmaz. Dedi şey istifra ederse dedi. Mide bulanmış dedi, gözüne dedi baskı yapar. Aynen. Dayı ne olur gözünü seveyim dedim. Dayan. Ya. Şurada dedim 2 saatimiz kaldı dedim. Dün de ayaktan, bugün artık şey yapamadı. Kıyamadı. Şey işte emin olamamışlar. Dedim telefonda da unutmuş. Dedim arada 50 lira var. Belki 50 lira yaramaz ki dedim. Haa evet canım, aramam ben. Hani dedi yanlış düşünür diye dedi. Hani biz 700'ü aldık, o 750. Dedim hayır saçmalama dedim, sana da dedim dün. Söyledim dün, söylemiş artık bugün şey dedi. Verdim ben de dedi sipariş dedi. Tamam. Emine Hanım. Parayı kime vereceğiz? Dedim ya Erşen'e çıkarız dedim. Ya Erşen getirir bize. Biz gidip alamayız belki, taşıyamayız evet, oradan buraya. Gerek yok. Ya getirirse çok iyi olur. Erşen'e söyleriz. Şey aldım ben çünkü. Dayım seviyordu, işkembe aldım işte. İşkembe çorbası yapacak. Erşen'e arayacağım, onu almaya geldiğinde gelmişse onu da alır. İnşallah. Erşen getirir ama çıkarmaz yukarıya. Ben alırım, sen al, yardım et ona. Hani şey yapmaz. Evde olursak. Ya Erşen'in şeyini çıkarırız. Hesabını çıkarırız. Dayım dedi emin olamadım, hani yanlış düşünür diye dedi. Yok. Kız dedim, ben aramaz dedim 50 liraya dedim. Yok canım. Hiç olmadı dedim, arada dedim, öyle bir olacak olsa bile dedim. Hani dayı dedim, bizim aramızda belki ne şey yok dedim. 3 lira 5 lira olmaz ki. Ercan dayıyla da aramızda olmaz yani. Ercan dayıyla şey. Ama işte dayımla böyle hiç para muhabbetiniz olmadığı için bilemedi o da. Koyayım da şeyden düşmesin dedim. Ha, iyi yaptın kuzum ya. Bacaklarım ağrıyor. İyi oldu bak, nereden nereye bir ineyim dedim ama inince de işte bak masrafa girmeden çıkamıyorsun. Şey filo mu? Filo ya. Ya ben İsmail'i istiyordum. Hani aldım da Hakan'a da aldım. İyi oldu. İsmail zaten her gün okula gidiyor, koşturuyor, ediyor. Ne lan? Ayakkabılarım mahvolmuş. Bak benim 2 sene önce aldığım spor ayakkabıyı 1 ayda mahvetti. Siyah almıştım ben düz. Dümdüzü çok güzel, siyah hoşuma da gidiyordu. İsmail şey de, düzgün kullanmıyor ama. Nefes alıyordu. Evet, İsmail çok fazla malının kıymetini bilen bir çocuk değil. Bak bazı çocuklar bak, Hakan da çok bilir biliyor musun? Hakan'ın da şeyidir. Kim insan mesela temiz, düzgün giyer. Temiz kullanır şeyini. Feyza aşırı derecede evet, dikkat eder. Feyza'yı o konuda ben kesinlikle es geçerim. Ben çok dikkatli kullanıyorum. Ama İsmail... Yıllarca giyerim aldığım bir şeyi. Yok. Bak bu benim alalım 10 sene oldu. 10 seneden beri kullanıyorum. Hiçbir şey yok. Sadece normal olarak rengi. Bir de dikiş yerlerinde bazen belki işte atmalar oluyor. Bunda hiç olmuyor. Benim eşyom hanımın da öyle bak. O da 15 senelik falan ama giyiyorum sadece şey erime yaptı uç kısımları. Ne olsun genel olarak bir şey yok yani. Bunda dikiş yerlerinde de hiç yok. Bunu ben şeyden aldım. Modaline'dan almıştım. Daha yeni almışsın gördüm. Gitti mi sen o gün Modaline'a? Konudan konuya yaşıyorsun. Elbise 5 mi biliyor musun? Kaç? 1500.
Hey maşallah. O yazlık elbise sökme şimdi, sökük yok diyeceksin, sökecek benim şeyim. Bak ya. Ama ip vardı orada, ipi koparayım diye uğraşıyorum. Koparma ipim. Ben çekip de çıkarmadım yani. O ip orada dursun. Hayır, beni suçluyorsan gider alırım sana. Bir girelim mi şurada saç saçı baş? Olamazsın ki bundan başlıyor. Hayır, saç saçı baş başa girelim mi şurada seninle? Olur, bir seninle kavga etmediğimiz kaldı. Herkeden abi ediyorum ya, hiç bulaşma, boş ver kalsın. Sudan dalıyla dursun bence, bulaşma. Evet, bence de yani. Allah'ım yarabbim ya. Aslında hakikaten adam bak, orası tam dükkanın önü, oraya damlıyor. Benim klima açılmıyor ama ben klimanın borusunu yola kadar uzattım. Senin benim zaten açılmış. Oraya gelmiyor. Senin oraya gel, o tamam. Benim Hasan Usta'nın şeyine geliyor. Tentesine geliyor ama ben de biliyorsun anneme söyledim. Sen anneme söylemek olmaz. Biz onu bir boru alacağız. Kendimiz boruyla onu yaptıracağız. Yapacağız kız, kendimiz yaparız. Ha. Kelepçeli şeyler var. İpler var dedi. İşte biliyorsun onu ya, kelepçeli şeyler yani. Bir tane şey alacağız, vilada sapı, borusu. Onu oraya yapacağız, hortumda vilada sapına şey yapacağız, oraya kadar gidecek. Benimki öyle, benimkisi vilada sapıyla uzattı adam. Klimanın ayak, alt ayağını, klimanın şeyini, boruyu şey yaptı. Alırız bir tane vilada sopası, ne olacak yani, ki? Yani sopayı onda doladı, oraya uzattı işte, yola kadar gitti. Bir şey yok yani bunda. En azından rahat kullansın. Hadi kışın çok şey yapmıyor annem. Ama yazın... Elektrikli sobayı açıyordu ama annem klimayı kapatmıyor yazın, hiç biliyorsun. Ama koca bir kış boyunca görünen bacım maşallah. Cavacık oturdu. Yarısı da kısa kollu oturdu. Yazlıklarla oturdu. Dedim sana bir daha kalın pijama almayacağım, ince alacağım dedim. Evet. Bu yaz, bu kış yorulandığı bir şey. Atletle geziyorum şimdi. Atletle geziyordu. Şey ya da şimdi koydum işkembeyi dolaba da. İnip bir onu... Oturduğum yerde aslında ayıklayabilsem, ayağımın üstüne basmasam. Ay onu da yıkamak zorundayım ben. Şey çok ilginç Berlin. Normalde ameliyat olduğun zaman ameliyat eden doktorun muayene etmesi lazım. Hani sonuç nedir? Ne değildir? Ne değildir diye. Başka bir doktorun asistanı muayene etti. Ben ona o kadar da hiç bilmem. Dedim ki hani bunun normalinde dedim ameliyat eden doktorun bakması gerekmiyor mu dedim. Yani ne yaptığını o biliyor sonuçta. Gözde ne olduğunu da o biliyor. Ya tabii canım, ameliyatın nasıl geçtiğini, nerede ne olduğunu biliyor her şeyi. Ama şükür bak, dün oldu ameliyat, bugün 17 tansiyonu, göz tansiyonu. Düştü. Ay maşallah. Ameliyata girmeden önce 23'tü. 17'ye düştü ki damlatmıyor şimdi. Damlatmadığı halde. Bugün oradaki adam demişti, onu da çok yüksekmiş dayım gibi. Ameliyattan sonra 14'e düşmüş göz tansiyonu. Ama şey dedi, ben de dikkat etmedim dedi. Doktora eğilip kalkmayacaksın demişti dedi. Çok eğildim kalktım, ödem yaptı, çok ağrım var dedi. Şimdi ödemi geçirmeye çalışıyoruz. Olacaksanız dedi, dayıma söyledi işte. Çok dikkat edin dedi. Sakın dedim şimdi şey yapma. Hani ağrım yok bilmem ne yapıp da dedim. Hareket etme. Çok İşmiş dedim, yapayım deme dedim. Ay sağ olsun, akşam şey aradı. Eylem aradı, orada kalacağım diye biliyordu ya, çorba yapmış, çorbayı getireceğim geldiniz mi diye. Üstüne bir Refik aradı, Emine Hanım zaten yemek yapmış, o getirdi. Ne güzel, sağ olsun orada, evet hiç şey yapmıyorlar, bırakmıyorlar. Komşulukları, şeylikleri var. İnanılmaz güzel Belgin. Bak orada kimin ne olsa, bak sokak köpeği var, orada iki tanesi hastalandı, 20 bin lirayı buldum masrafları. Gençlik hastalığı mı, ne varmış? Gençlik hastalığı çok kötü oluyor sokak hayvanları için. Bütün mahalleli toplandılar, o parayı topladılar. Klinikte iki tane sokak köpeğinin aşılarını, her şeyini yaptırdılar, kurtardılar köpeği. Orası o açıdan inanılmaz güzel. Böyle 20-25 kişilik bir grup onlar. Onun, o hasta mı? O da koşuyor. Bunun osu var, o gidiyor. Herkes birbirine destek oluyor. Bak Ay dedeyi bırakmış bugün Emine Hanım evde. O eski hemşireymiş. Ha daha iyi işte. Yazık, dayımı hiç bırak, dayım diyor gibi artık bunu aldım diyor. Şey, sürekli diyor koluma giriyor diyor, düşmeyin Ercan Bey, eğilmeyin Ercan Bey diye diyor. Ama Ay dedeye de, Allah o kadından var ya razı olsun. Cennetlik işte. Var ya, bebekler gibi bakıyor. Bir gör Belgin, pırıl pırıl. Kadını da gör, full makyaj, saçlar fönlü. Maşallah. Protez, tırnak, uzun, ojeli her gün. İnanılmaz da bakımlı bir kadın. Ne güzel. Çok ya, tatlı. Severek baktı, nereden baktı? Çok. İşte. Ama o eşim bana çok baktı diyor. Ne bilgisayar mühendisi ne bir şeymiş eşi. Bizim diyor yatımız vardı diyor.
Biz gezmeyi çok severiz. Onlar ayda 3 defa 4 defa tura gidiyorlar. Tutuyor kocasının elinden. Böyle lokma lokma yemeğini yediriyor, bakıyor, ediyor. Ay ne kadar güzel. Ama inşallah herkes öyle iş nasip etsin. Evet. Kadın erkeği yok. Allah öyle işler nasip etsin hepimize iş. Evde kalabilir mi dedim tek başına. Dedi kalıyor dedi. Hani parka kadar yolu biliyor dedi. Karıştırsa da dedi parktakiler dedi. Yardım eder. Mahalleli onu tanıyordur zaten. Tabii tanıyor. Herkes Aydın dedi diyor zaten. Evet. Aydemir Bey aslında. Ha Aydemir Aydın diyor. Ay ne kadar güzel. Ya ben çok seviyorum öyle şeyleri. Komşulukları şeyleri. Öyle olunca da dayım gelme dedi artık. Çıktım oradan. Onda kolonyayı bulamadım. Ya dedim hiç olmazsa işkembesini yapayım da. Çikolata var mı? Var da Esir Eczane'nin orada şeye çıkarken, Saat Kulesi'ne çıkarken. Dayım, anneannemin kolonya şişesini. Hı. Vefat ettikten sonra almıştı kristal, kesme. Dedem almıştı onu. Onun içine kolonya da olur diyor. Ama yok bulamadım. Hani bir yerde bulsaydım alacaktım. Götürecektim kullandığı. Bana diyor annemin babamı hatırlatıyor. Dedim çıkma şimdi hani kolonya için dedim. Kalktı dedi çarşıda dedim kolonya molonya arama dedim. Hani bulursam alırım dedim ama. Yok ya önceki gibi yok Nelal. Önceden böyle büyük şeyler de vardı. Hatırlıyor musun şöyle basarak? Basarak da şey yaparlardı. Çok güzeldi ama önceden de Nelal. Onlar parfüm gibiydi bir de. Kolonya gibi değildi ki. Şimdikiler çok çok uçuyor. Anında gidiyor tadı, kokusu. Ama tadı demişim kokusu falan hiç yok. Kolay. Ay ay. Ay buldum yiyeceğim benim. Dedim sen ta orada. Evet. Beklesen mi hani bekleyemem ayakta duramayacağım dedim ama. Ben gelene kadar sen geldin. Aynen. Onu spot dedim ben. Tam çıktım seninle konuştum işte. Seni arayayım neredeysen beraber gidelim dedim. Sen aydın kaldın oradayım deyince. Ben de o zaman tamam dedim hemen bastım geldim zaten ben de. Sen daha önce gelmişsin. Bibime uğradım ben. Hı. Sonra geçiyordum baktım patatesi 13.50'ye düşürmüşler Migros'ta. Hı. Sarı yeni patates bir de. Dedim akşam biraz sana köfte patates gibi yapayım ya, dediydim. Patates yoktu evde. Kaç gündür de biliyorsun hastaneye geliyoruz gidiyorsun. Doğru diyorsun da pazar alışveriş yaptım ne bir şey yaptım hani idare ediyorduk. Hadi dedim kalkayım yapayım işkembeyi yıklarken dedim onları da hazırlarım. İşkembe çünkü yarına kadar bekleyecek dolapta. He o yüzden. Tabii limon doğruyorum içine. Yağlarını ayıklayacağım şimdi. Doğuracağım. Ne diyeyim şu yüzden ya. Limon koyacağım içerisine. O kokusunu şeyini alsın diye. Poşet geçirip yarın haşlayacağım. Hiçbir şey işkembe pişirmiyor. Belgin yemediği için sakatat. Artık sormuyorum. İlk başlarda yaparken soruyordum. Hani sana da getireyim mi ablam diye. Yok. Hani bunu da sormadı demeyin. Geçen beni topa tutmuşlar. Yeğenlerine o kadar ucuz kıyafet aldın da İsmail'e niye almadın? Onlar tam İsmail'e göreydi diye. Ayrıca İsmail'e göre değil de onlar. İşte. İsmail olmaz ki. İsmail ben ne giyiyor artık şu anda? Biz olsaydık Belgin'in yerinde senin yüzüne bakmazdık yazmış. Yok canım öyle şey. Çocukları almadım diye. Ben, Belgin de biliyor ben. Tabii canım. Ne şeyi Hakan'ı. Ne de İsmail'i. Ne İsmail'i şey ayırmam yani. Ayırmaz evet aynen dediği gibi öyle şeyimiz yoktu bizim canım. Hani işkembe de demesinler, kendin yapıp yapıp içiyorsun, kıza getirmiyorsun diye. Ya ben sakatat içmem, annem de yapar, onu da içmem. Ve sakatat yapmayı hiç bilmem. Hiç. Sevmediğim şey hiç yapma gereği de görmedim. Benim yaptığımızı Faiz ablayı da çağıralım. Bak Ebu da sevmez, Ebu da hiç yapmaz. O da sevmiyor çünkü. Ben kokusunu da sevmiyorum. Ben severim sakatatı. Yani kimisi evine bile sokamaz. Hani enginar mıydı? Enginar bile evde pişirmeyen vardır yani. Enginar mı? Kereviz mi? Kereviz. Kereviz. Bak onu da sevmiyor. Bak onun isimlerini de karıştırmışım yani. Benim ev geçen gün öyle kokuyordu. Annem tuz potaşlamış. Eve girdim bir şey kokuyor evde. Keskin bir kokusu var. Farklı bir kokusu var onun. Allah Allah ben kokuyu biliyorum diyorum. Ama hiç aklıma gelmedi turpotu bulabileceği. Turpotu ne yapacak şu an? Biz yeriz turpotu, salatasını yapıp yeriz. He. Bu turpun şey değil, başka turpotu diyorlar, bununla alakası yok. Böyle biraz daha şeydir o dikenli gibi böyle. Biz onun salatasını yaparız. Ha onu bilmiyorum. Üstüne sarımsak, yağ, limon, o da çok faydalı. Hem şey, kanı temizliyor. Hiç otlarla alakam olmadığı için bak bilmiyorum yani düşünüyorum valla. Bildiğim birkaç ot var, maydanoz, marul, yeşil soğan o kadar yani misal. Yok. Yani onun dışında çok fazla bir otla bir bağlantım hiç yok. Yani hiç sevinmedim hiç. Onları da yaparım, ondan sonra artık akşam oturdum mu battaniyeye devam. Evet. Nasıl yaptın, iyi, nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Dün bütün gün hastanedeydim biliyorsun evet. Ama kaç? 8, 16,
21-22 tane motifini yaptım. Maşallah. İyi yapmışsın. Motiflerini fazla yapacağım. Ebru'nunki 5'ten. 5 kere 5, 25. 25'ti ya. Ben 8'i yapacağım. 8. Hani böyle hafif dikdörtgen gibi. Ha, sen dikdörtgen şekli. Tam kare yapmayacağım da biraz böyle dedim dikdörtgen olsun dedim. İyi. 5 kere 8, 40 tane yapacaksın sen. Ha, sana parasını getirecektim, makineyi unuttum. Neyse icra gönderme eve. Yok, icra göndermem. 100 lira için icra göndermem. Şunları yerleştirin, ben de yapacağım. Neyse biz de yavaş yavaş sizlerden artık müsaade isteyelim. Kolonya aramaya gittim. Evet. Belgin de bir yerini buldum. Biz Nihal ablayla hiç karşılaştık. Ben Nihal ablayla konuştuğum zaman sabah hastanedeyim deyince ben herhalde Nihal ablanın işi geç biter diye de çok şey yapmadım. Sonra bir anda bir baktım Nihal abla karşımdan geliyor. Eksikideyiz, her ikimizde eksikideyiz. Karşılaştık. Neyse canlar, yarın sizlerle görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın.